Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. 255. hadis-i şerife geçtik dostlar. Yine Buhari'den ve İbn-i Mace'den bir hadis-i şerif. Ebul Abbas, Sel İbn-i Sa'd, Es-Said radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yanından bir adam geçti. Çok iyi dinleyelim dostlar, çok iyi dinleyelim. Efendimiz Aleyhisselam yanında oturan sahabiye dedi ki şu adam hakkında ne dersin? Şimdi birisi geçiyor. Yanındaki sahabi diyor ki şu adam hakkında ne dersin? O sahabi de şöyle demiş. Bu zat ileri gelen hatırlı kişilerden biridir. Vallahi böyle bir adam bir kıza talip olsa evlendirilmeye, birine aracılık yapsa, yani şefaatçilik yapsa, aracılık yapsa sözü dinlenmeye layıktır diye cevap verdi. Bunu diyen kim Ümit? Sahabinin biri ha. Radıyallahu anh. Efendimiz Aleyhisselam hiçbir şey söylemedi İsmail. Sonra oradan biri daha geçti. Başka biri geçiyor bu sefer. Hikmet. Efendimiz Aleyhisselam yine yanında oturan o sahabeye dedi ki peki bu adam hakkında ne dersin? Diye sormuş. Bu defa o sahabi radıyallahu anh ya Resulallah, bu adam fakir Müslümanlardan biridir. Bir kıza talip olsa istediği kız verilmez. Bugün de öyle değil mi? Bugün de öyle. İstediği kız verilmez. Birine aracılık etse ricası kabul edilmez. Konuşmaya kalksa hiç kimse onu dinlemez hikmet. Buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Estağfurullah bu sahabi. Yanındaki oturan o sahabi Efendimiz Aleyhisselam'a böyle diyor. Kimse bunu dinlemez ya Resulullah. Ricacı olsa, aracılık yapsa kimse kabul etmez. Buna kız istemeye kalksa hiç kimse buna kızını vermez. Böyle bir adam. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu söylemiş arkadaşlar. Bu sonuncu adam var ya, öteki gibi dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır. Bu sonuncu adam var ya, öteki gibi adamdan, dünya dolusu kadar adamdan daha hayırlıdır. Allahu Ekber. Bu ne ya? Tüyler diken diken. Yani diyelim ki 7 milyar insan var. 7 milyar insan şu birinci anlatılan adam gibi olsa, bir tane de şu ikinci anlatılan bir Müslüman gibi olsa, Efendimiz Aleyhisselam şu adam hepsinden daha hayırlıdır diyor. O zayıf gördüğünüz, o fakir Müslüman diğer hepsinden daha hayırlı. Sadaka Resulullah aleyhissalatü vesselam. Açıklamalar. Bu hadis-i şerifte itibarlı ve hatırlı olmanın zenginlik ve fakirlikle ilgisi ele alınmakta ve insanların değer ölçülerinden biri sergilenmektedir İsmail. Şimdi insanların değer ölçüleri neymiş bize göre? Çoğu kimseye göre, çoğu kimseye göre Ümit, değer ve itibarın ölçüsü nedir? Varlık ve zenginliktir. Çoğu insana göre böyle. Biz arabaya bakarız. Kılık kıyafete bakarız. Mesleğine bakarız. Bu yüzden adamla ilk tanışır çalışma daha dur besmele hemen ne iş yapıyorsun der adam sana. Ne iş yapıyorsun der. Ona göre değerlendirecek adam seni. Çoğu insan bu şekilde değerlendirir. Şunu özellikle belirtelim ki bu hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sorularına cevap veren kimsenin yaptığı gibi, bu sahabenin yaptığı gibi zenginin fakirden üstün olduğunu bir genelleme yapmak doğru bir şey değildir. Subhanallah. Yani bu sahabi bak burada yanılmış. O sahabi bile yanılmış bak. Radıyallahu anh. Bu konuda ne yapmış? Üç görüntüye aldanmış. Ya şu zat işte varlıklı, konuşsa sözü dinlenir, kız istese kız verirler. İtibarlı bir adam, ileri gelen bir zat bu. Yani öyle düşünmüş. Yani dış görünüşe bakarak o şekilde düşünüyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam, beş para kıymeti yok bu adamın Allah katında. Öbür Müslüman ise çok değerli. Çok değerli. Fakir olmasına rağmen, hiçbir şey olmamasına rağmen belki. Dolayısıyla genelleme yapmak doğru değil. Bu şekilde dışa bakıp da hüküm vermek doğru değil. Çünkü zenginlik ve fakirlik, burası önemli arkadaşlar,
Allah-u Teala'nın bizi denemek için kullandığı birer imtihan aracıdır. Yani zenginlik de Allah'tan, fakirlik de Allah'tan, öyle değil mi hikmet? Dolayısıyla bunlar imtihan aracı. Sahip oldukları maddi imkan sebebiyle zenginlerin Allah'a şükredip etmemesi nasıl bir imtihan ise, İsmail, fakirlerin yoksulluğa sabredip etmemesi de aynı derecede ve aynı ağırlıkta imtihandır. Biz nasıl zannediyoruz hikmet? Keyfim yerinde. İşim tıkır tıkır işliyor. Sağlığım, afiyetim, keyfim yerinde. Bombalar da yağmıyor üzerime. Bunu biz bir imtihan olarak görmüyoruz. Ya nasıl bir imtihan? İşte fakirlik, kıtlık, işte bombalar yağıyor senin üzerine, işte kafirlerin altında eziliyorsun. İmtihan bu ya. Öyle zannediyoruz. Öyle değil. İkisi de aynı ağırlıkta imtihandır. Herkesin bir imtihana tabi tutulduğu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır arkadaşlar. Her cuma okuyoruz bak değil mi bu ayetleri. Kehf suresinin 7. ayeti. İnne cealnâ me alel ardı zîneten lehe lineblüvehum eyyuhum ehsen amele. Biz şu yeryüzünde her şeyi İsmail, her şeyi ama. Şu yeryüzünde, dünyadaki her şeyi bir zinet kıldık diyor Allah-u Teala. Bir zinet, süs. Ne demek zinet, süs? Sefa. Yani sana cazip geliyor. Her şeyi. Dikkat et. Ovası, ağaçları, bahçeleri, kuşları, altını, parası, elbisesi, her şey cazip bak. Her şey. Çöpü bile cazip ya. Çöpü bile. Yani çöp toplamıyor mu insanlar işte? Götürüyorlar, bir yere veriyorlar, onu da satıyorlar vesaire. Onlar da bir şekilde onu işletiyorlar. Bize enerji olarak geri gelmiyor mu kardeşim? Çöpü bile değerli ya. Her şeyi cazip kıldık diyor Allah-u Teala. Yani yeryüzünde her şey size süslü gösterildi. Ne için? Sizi imtihan etmek için. Bakalım bu tuzağa düşecek misiniz, düşmeyecek misiniz diye. Diğer başka bir ayet Enbiya suresinin 35. ayeti. Bu bir kanundur dostlar. Bir kanun. Ve nebluukum bişşerri vel hayri fitne. Sizi hayırla da şerle de deneyeceğiz. Hayırla da şerle de sizi deneyeceğiz. Subhanallah. Tamam fakirlik işte adam barakada yatıyor. İşte zavallı kardeşim çöpten işte bir şeyler topluyor veyahut işi yok. İşte ne bileyim bizim işte zenginlik diye zannettiğimiz veyahut gördüğümüz şeyler adamda yok. Hiçbir şey yok diyelim mesela. İşte adam imtihanı, Allah imtihanı kolay etsin. İşte mesela engelli bir çocukla bir anne imtihan ediliyor veyahut işte şöyle sıkıntılar, hastalıklar var. İmtihan. Bunlar hep imtihan olarak görüyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Ama Allah Teala diyor ve neblukum bişşerri ve hayri fitne. Sizi şerle de hayırla da deneyeceğiz diyor bak. İyilikle de deneyeceğiz. İyilik nedir? Dediğim gibi sağlık, sıhhat, afiyetin yerinde olmasıdır. Sevdiklerinin sağlık, sıhhat, afiyeti yerinde olmasıdır. Ondan sonra işin tıkır tıkır işlemesidir. Evin, kafana sokacak bir evin var, işte araban var, işte toplum içerisinde bir itibarın var. Bunlar hepsi nimet değil mi kardeşim? Hepsi bir nimet. Ama imtihan olan bir nimet işte. Sen de bu nimetlere şükredip etmeyeceğini Allah-u Teala görmek istiyor. Çok şükür ya Rabbi ya sen bana bu nimetleri verdin. Hamdolsun demek değil şükür ha. Allah-u Teala sana vermişse mal onu ilk başta zekat olarak zekatını vereceksin. Sadakanı vereceksin. Fakir Müslümanlara borç vereceksin. Müslümanları gözeteceksin. İsraf etmeyeceksin o parayı. Vesaire. Vesaire yani korkacaksın yani. Bu benim elimde bir emanet olarak duruyor bu mal ya. Allah-u Teala bununla beni deniyor. Eğer bu malı ben iyi değerlendiremezsem vay halime diyeceksin. Ümmetin hizmetinde Allah'ın rızasında sen bu malı kullanmadığın zaman senin için fitne olacak bu mal. Bu yüzden arkadaşlar demek ki hayır ve şer, zenginlik ve fakirlik birer imtihan aracıdır. İmtihan aracıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu yüzden Buhari'de geçiyor bu hadis-i şerif dua ederdi. Nasıl dua ederdi? Allah'ım zenginliğin fitnesinden ve fakirliğin fitnesinden sana sığınıyorum ya Rabbi. Bu duayı çokça yapalım. Yani zenginliğin fitnesi demek zenginliğin imtihanından, onu başaramamaktan sana sığınırım. Fakirliğin imtihanını geçememekten sana sığınırım diye dua edermiş bak Efendimiz Aleyhisselam. Fakirliğin zorluklarından sana sığınırım. Zenginliğin şımartmasından sana sığınırım ya Rabbi.
Her ikisi de çünkü birer imtihan aracı olduğunu işte bu ayetlerde, bu hadislerde kesinlikle görüyoruz dostlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhtelif hadislerinde, burası önemli, yerli yerinde kullanmak şartıyla, buranın altını çiziyoruz, yerli yerinde kullanmak şartıyla maddi zenginliğin iyiliğini belirtmiştir. Yani şimdi şöyle bir şey aklımıza gelmesin. Ha, demek ki Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şerifte bak fakirliği övüyor. Mesela dedi ya burada fakir Müslüman bak bu adam daha değerli. Dedi yani. Ha, demek ki fakirlik iyi bir şey. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam fakirliği tavsiye ediyor. Hayır. Böyle bir şey anlamayacağız ha burada. Hani eğer bu fakir Müslümanı değerli görmüş ise Efendimiz Aleyhisselam onun takvasından, zühdünden, Allah olan bağlılığından kaynaklandığı için öbürü de belki varlıklı ama belki kibirli, büyüklük taslıyor. Allah katında değersiz o manada diyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani belki sen gördüğünde işte dediğim gibi fakir fukara geç. Yani onu belki değerli görmüyorsun. Bu yanlış algıyı, düşünceyi kırmak için Efendimiz Aleyhisselam bunu söylüyor. Değilse burada fakirliği falan tavsiye etmiyor ha. İşte şimdi onu açacağız. Yani burada fakirliği teşvik etmiyor dostlar. Burası çok önemli. Efendimiz Aleyhisselam Amir İbni As'a radıyallahu anh iyi bir kimsenin yani salih bir kimsenin elinde iyiye kullanılan mal ne iyi maldır buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Subhanallah. Yani sen salih bir adamsın. Ebu Bekir gibi bir adamsın radıyallahu anh. Abdurrahman, Osman gibi bir adamsın radıyallahu anh cemiyan. E sen kardeş ne kadar güzel mal işte bu. Sadaka veriyorsun, infak ediyorsun, Müslümanları kurtarıyorsun. Tamam işte. Müslümanların sıkıntılarını gideriyorsun. Zaten senden bu isteniyor. Sıkıntı yok o zaman. O zaman sen zengin ol işte. Zengin ol. Efendimiz Aleyhisselam Sa'd İbni Ebu Bakkas'a şöyle demiş arkadaşlar. Mirasçılarını zengin bırakmak, onları muhtaç bıraktı halka avuç açmaktan daha hayırlıdır. Buhari'de bir hadis-i şerif bak bu. Sen bir babasın, çalışıyorsun değil mi? Fakat şu şartla, harama bulaşmadan, farzları ihmal etmeden, hak hukuka girmeden, Allah-u Teala kızdıracak işler yapmadan, harama düşmeden, faize bulaşmadan ne yapıyorsun? Diyorsun ki ben çalışayım, gayret edeyim, param olsun, zekat verebileyim, sadaka verebileyim. Bir de çocuklarıma muhtaç olmayacak şekilde ben bugün varım, yarın yokum. Çocuklarıma muhtaç olmayacak şekilde bir de mal bırakayım diyorsan ama Allah-u Teala'nın şeriatını ihmal etmeden diyorum bak bunu yapabiliyorsan. Ümmete hizmete ihmal etmeden yapabiliyorsan, emir bil maruf nehy anil münker vazifeni yerine getirmekte ihmal etmeden bunu yapıyorsan, o zaman yap kardeşim. O zaman çalış, çabala, gayret et. Mirasçılarını bu şekilde zengin bırakman, muhtaç bırakmandan daha hayırdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yalnız işte bu şartları söyledik ha. Yani bazıları var ya çoluk çocuk için çalışıyoruz. Demek mi? Diyor ya çoluk çocuk için çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Bizden sonra işte zorluk çekmesinler. Bakıyorsun namaz yok, abdest yok, niyaz yok, faize, kredi her şeye bulaşmış. Kendi hırsını tatmin etmek istiyor. Ama veya çocuklar için çalışıyor. Bu tuzak. Yani namaz yok, abdest yok, hiçbir şey yok. Ama çocuklar için güya çalışıyor. Bu o zaman senin için bir tuzağa dönüşmüş bir fitnedir. Allah muhafaza buyursun. Ebu Zer el-Ghifari radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselam ona şöyle demiş. Bukhari'den bir hadis-i şerif arkadaşlar. Varlıklılar yani zenginler kıyamet gününde yoksul kalacaktır. İyi dinleyelim bak dostlar. Zenginler kıyamet gününde yoksul kalacaktır. Ancak Allahü Teala'nın verdiği malı dört bir yana dağıtan ve o malla iyi işler yapanlar yoksul kalmayacak. Yani dört tarafa dağıtan ne demek? Yani fakir fukarayı gözetiyor demek. Salih. Bu işte şu dahine hadis-i şerifte belirtilen fakir Müslümanlar var ya İsmail. Fakir Müslümanlar. Hani şu ellerini açıp da Ya Rab deyip de her isteğini yerine getirecek olan insanlar var ya. Onları gözeten insanlar diyor. Yani onları sen gözetiyorsan bir zengin olarak sıkıntı yok. Sen kazanacaksın. Zaten bu malı Allah-u Teala onun için verdi sana. Senin eline verdi. Sen ona ver diye. Dikkat ettiysen demek ki bu insanlar ne kadar değerli ki zenginleri bile hizmet ettiriyor Allah onlara. Zenginin lehinde başka hadis-i şerifler de vardı dostlar.
Efendimiz Aleyhisselam maddi zenginlikten çok manevi zenginliği tavsiye etmiş ve bunu zenginlik mal mülk ile değildir. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir diye ifade buyurmuştur. Bu da Buhari'de Müslim'in bir hadis-i şerif. Yalnız gönül zenginliği ne demek arkadaşlar? Yani Allah-u Teala'nın verdiğine kanaat eden insan demek. Memnun olan demek. Allah-u Teala mal veriyor, şükrediyor, memnun. Vermiyor, diyor ki benim daha kötüleri de var diyor Hikmet. Yine şükrediyor. Allah-u Teala ona sağlık, afiyet veriyor. Rabbim sana hamdolsun diyor. O sağlığı Allah-u Teala'nın şeriatında kullanıyor. Hamd ediyor, şükrediyor, kazanıyor. Hastalık veriyor, diyor ki Rabbim benim daha beterleri de var. Sen daha kötüsünü de bana verebilirdin diyor. Yine şükrediyor. Yani kanaat, kalbi hep daima huzurlu. Allah'la barışık. Allah'ın verdiğine razı. Ne veriyorsa Allah razı. Buna kalp gönül zenginliği diyoruz. Bu yüzden dua ederken Allah'ım bana gönül zenginliği ver diye dua edelim Allah'ın izniyle. Gönlü zengin olmayan kimse, yani demek ki gönlü zengin olmayan kimsenin kim ümit? Hırslı, cimri. Belki zengin ama bir türlü memnun değil. Araba alıyor, komşusu daha üst bir model alınca deliriyor. Şunlara bak diyor ya, nice insanlar var diyor ya. Biz hala bu külüstürle geziyoruz. Belki yani pahalı bir arabayla geziyor kendisi. Hırslı, daima hiçbir şekilde tatmin olmuyor. Hiçbir şeyden tatmin olmuyor. En yeni, en son model işte telefon alıyor, yine tatmin değil. Yine mutlu olamıyor. Hep daima daha iyisini, daha güzelini istiyor. Hırslı, yani gönlü zengin olmayan kimse maddi bakımdan ne kadar zengin olursa olsun onun hiçbir değeri yoktur. Böyle bir gönül fakirinin elindeki servet onu Allah'a yaklaştırmak yerine gittikçe uzaklaştırır. Neden İsmail? Çünkü hiç memnun değil ki. Hiç memnun değil ki. Allah-u Teala şükredemez ki bu insan. Böyle bir insan Allah'a şükredebilir mi Hikmet? Ne şükredebilir? Ne namaz kılabilir, ne infak edebilir. Niye? Çünkü o her zaman elindekinin hiçbir zaman kıymetli olduğunu düşünmüyor ki. Ne verdi ki Allah ona zavallı? Ne verdi ki? Araba verdi, ev verdi, sağlık verdi, afiyet verdi, iyi bir iş verdi. Ne, Allah ne verdi? Garibim, zavallı. Ne verdi Allah? Yani bunun elindeki servet zaten hiçbir şekilde onu Allah'a yaklaştırmaz, uzaklaştırır. Daima hırslı olduğu için günaha sevk eder onu. Böylesi manevi fakirlerden ve onlar gibi olmaktan Allah'a sığınmak gerekiyor. Rabbim bizi bunlardan eylemesin. Herkes dünyayı imtihan edilmeye getirdiğine göre insanın gayesi bu imtihanı kazanmak olmalıdır. Bunun yolu da dünyaya gönül bağlamamak, dünya malının esiri olmamak ve gönlünü kaptırmamaktır. Dünya senin avucun içinde olsun kardeşim ama kalbinde olmaz. Esselam. Dünyanın en zengini sen ol. Bak en zengini sen ol. Hiçbir sakıncası yok. Dünyanın en güzel evinde, villalarda, saraylarda sen yaşa. En son model arabaları sen bin. Son model telefonları sen kullan. Vallahi billahi Rabbim bunu sana helal kılıyor. Eğer helal yoldan elde etmişsen bunları. Ancak bunu kalbine koyma. Yani ne demek kalbine koyma? Bunlar yüzünden Allah'ı unutma. Farzları terk etme. Haramlara dalma. Kul hakkına girme. O malın hakkını ver kardeşim. Bunları yaptıktan sonra dünya senin olması gerekiyor zaten. Mümin elinde olursa zaten Müslümanlar rahatlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyaya bağlanmama konusundaki bu kabili buyruklarına bakarak onun fakirliği zenginliğe tercih ettiği asla sanılmamalıdır ha. Yani iyi ben ümmetim fakir kalsın. Zengin olmasın diye bu şekilde sakın düşünmeyin diyor. Maddi fakirliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman arzu etmemiştir. Tam aksine her şeyi unutturan fakirlik ile insanı azdıran zenginlik karşısında uyanık olmamızı tavsiye etmiştir Efendimiz Aleyhisselam. Her şeyi unutturan fakirlikten bahsediyor bak. Hatta bir hadisinde ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Fakirlik öyle bir musibettir ki neredeyse kafirliğe sebep olacaktı buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Neredeyse yani küfür sebebi olacaktı. Niye? Çünkü fakirlik Allah korusun insanı eğer sabretmesini beceremezse takvası tam oturmamışsa o Müslümanın isyana sevk edebilir. İsyana sevk edebilir. Yani imtihanı kaybedebilir Allah muhafaza buyursun. Zira Allah'ı unutturup isyan ettiren fakirlik ile
İnsanı azdırıp günah bataklığına düşünen zenginlik aynı derecede tehlikelidir. Bunun böyle altını çiziyoruz. Tirmizi'de geçen bir hadiste Allah'ım beni miskin olarak dirilt, miskin olarak öldür. Miskin ne demek? Fakirden daha fakir kimse demek. Yani biz mesela miskini daha farklı anlamda kullanıyoruz değil mi Hikmet? Bu o anlamda değil. Miskin yani fakirden daha fakir. Fakir hiç olmazsa belki günlük ihtiyacını tam karşılayabiliyor ama miskin hiçbir şekilde hiçbir şey yok miskinin. Yani Efendimiz Aleyhisselam Allah'ım beni miskin olarak dirilt, miskin olarak dirilt hadis-i şerifine bakarak Peygamber Aleyhisselam'ın fakirliği zenginliğe tercih ettiği sananlar olmuştur. Bu kanaat yanlıştır. Neden? Çünkü bu hadis-i şerif zayıftır kardeşim. Hem de çok zayıftır. Dolayısıyla buna hüküm verilmez. Efendimiz Aleyhisselam diğer uygulamana baktığımız zaman da zaten bunun yanlış olduğunu anlıyoruz. Hayatının ilk dönemlerinde fakir olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'in süratle yayılıp düşmanlarını bire bire dize getirmesi üzerine zengin olmuştur. Efendimiz Aleyhisselam biliyorsunuz bu ganimetler elde edilince Efendimiz Aleyhisselam da varlıklı olmuştu. Ama o zenginliği mal biriktirmek değil, elindeki serveti muhtaçlara dağıtmak şeklinde anlamış ve öyle yapmış, sade ve mütevazi bir hayat sürmeyi tercih etmiştir. Efendimiz Aleyhisselam'a göre zenginlik nedir? Allah'ım sen bana ver ben dağıtayım. Allah'ım sen bana ver ben dağıtayım. Senin rızanı kazanayım bununla. Efendimiz Aleyhisselam anlayışına göre zenginlik bu. Bu kadar. Allah Muhammed ailesine Aleyhisselatü Vesselam ancak yetecek kadar rızık ver diye dua etmiştir. Buhari'de Müslim'den bir hadis bak bu. Bu sahih. Allah'ım ancak hani bana ve aileme yetecek kadar rızık ver. Yani şimdiki deyimlerle Allah'ım ben kiramı ödeyeyim. Elektriğimi, gazımı, suyumu ödeyeyim. İşte günlük maişetim olsun. Sağlığım, sıhhat, afiyetim yerinde olsun. Tamam ya Rabbi gibi. Bununla yetineyim ya Rabbi diye dua edermiş Efendimiz Aleyhisselam. Onun yumuşak baktığı fakirlik işte böyle bir fakirliktir. Neyse asla aman işte burada yazıldığı gibi yoksul olmayı, ona el avuç açmayı, sadaka istemeyi, dilenmeyi hiçbir zaman istememiş. Böyle olmaktan Allah'a sığınmıştır. Allah'ım beni senden başka kimseye muhtaç etmedi duası var ya. Allah'ım helalinle öyle bir yetineyim ki harama ihtiyaç duymayayım, muhtaç olmayayım diye duası var Efendimiz Aleyhisselam'ın. Allah'ım beni insanlara muhtaç olmaktan beni kurtar diye duası var. Arkadaşlar. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam asla fakirliği tavsiye etmemiştir. Asla böyle bir şey yok. Ya sadaka ver diye bir dinin var. Neyle vereceksin kardeşim bu sadakayı? Zekat ver diyen bir dinin yok mu senin? Var. E bu zekatı neyle vereceksin sen? Fakirse nasıl vereceksin? Demek ki bu din senin çalışmanı istiyor bak. Gayret etmeni istiyor. وَالَّذِنَّ هُمْ لِلْزَكَاتِ فَاَعِلُونَ Zekat için gayret eden o Müslümanları seviyor Allah Azze ve Celle. Veren el, alan elden üstündür diyor Efendimiz Aleyhisselam. Güçlü mümin, zayıf mümine hayırlıdır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Kimseden bir şey istemeyin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. E fakir olduktan sonra mecbur kalıyorsun kardeşim bazen istemeye. Dolayısıyla şöyle varlıklı olmamız istiyor ama tekrar şartlara dönersek dünya seni yutmamak şartıyla Allah'ı unutmayacaksın. Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnemeden bu işi yapacaksın. Allah'ı kızdırarak değil, Müslümanlara gözeterek bunu yapacaksın. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın bu sünnetini yerine getirerek sana verecek Allah sen dağıtacaksın. Sana verecek Allah sen dağıtacaksın. Aa kardeşim ne güzel mal işte o zaman bu. Allah senden razı olsun. Senin sayende bir Müslümanların yüzü gülüyor ya. Gariplerin yüzü gülüyor. Allah senden razı olsun. Allah senin başımıza eksik etmesin. Derler o zaman müstazaflar. Elinde olan, burası önemli arkadaşlar. Elinde olan maddi imkanı Allah'ın gösterdiği yerlere harcayan, ailesinin zaruri ihtiyaçlarına yetecek kadar dünyalığa razı olan kimse ideal bir hayata sahiptir. Elindeki imkanları Allah yolunda harcayabiliyor musun? Zekattı, sadakaydı, faizsiz bir borçtu. Yapabiliyor musun bunu? Tamam. Ailenin de ihtiyacını karşılayabiliyor musun? Karşılıyorsun kardeşim. Yani kimseye muhtaç olmadan bu hayatı sürdürebiliyor musun? Sürdürüyorsun. Senden daha iyisi yok dostum. Senden daha iyisi yok. Yat kalk şükre. Bu da işte bir imtihan. Ve neblukum bi şerri ve hayli fitne. Bu da bir fitne ha bak. Bu da bir imtihan senin için. Ama hakkını veriyorsan ya
Allah senden razı olsun işte. Bu ümmetin Ebu Bekirlere, Osmanlara, Abdurrahmanlara ihtiyacı var ya. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Ben İslam bugünlere geldiyse Ebu Bekir'in malı sayesinde geldi diyor Efendimiz Aleyhisselam. Müslüman güçlü olacak. Her yönden. Bütün varlıkların Allah'a muhtaç olması anlamında bir fakirlik daha vardır. Burası güzel. Yani şimdi diyelim ki dünyanın en zengin insanı Hikmet. Bu da mı fakir? Fakir kardeşim. En fakiriyle en zengini yine fakir. Nasıl oluyor bu iş? Şöyle oluyor. Fatır suresinin 15. ayetinde. Ya eyyühen nasu, ey insanlar, entumul fukara ilallah. Allah'a siz muhtaçsınız. Siz Allah'a muhtaçsınız. Vallahu vel ganiyul hamid. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değil. Ölmeye layık olandır ha. Ben Allah'a ihtiyacım yok ki. Ben zenginim. Her istediğimi alıp veririm. Havaya muhtaç değil misin kardeş? Bir bardak suya muhtaç değil misin? Ekmeğe muhtaç değil misin? Uyumaya muhtaç değil misin? Her türlü ihtiyaçlarını karşılayan kim? Güneşe ihtiyacın yok mu senin? Yağmurlara ihtiyacın yok mu? Sağlığa ihtiyacın yok mu? Bak sen de fakirsin. Entumul fukara ilallah. Fakirsin sen diyor Allah. Bana muhtaçsın diyor. Dolayısıyla bu şuuru kuşanan bir insan asla böbürlenmez, böbürlenemez. Der ki ya bu mal benim elimde ama değerlendiremezsem vay halime, vay halime mahşerde der. Sonuç olarak şunu söyleyelim. İlk planda zengini fakire veya fakiri zengine tercih etmek mümkün değildir. Böyle bir ayrım yoktur. Konuya genel olarak bakıldığında malını Allah yolunda harcayan zengini daha çok sevap kazanacağı için fakire üstün tutmak gerekecektir. Yalnız tekrar söyleyeyim. Eğer Allah yolunda harcayabiliyorsa bu insan o zaman fakirden daha değerli. Eğer aynı derecede iseler takva konusunda. Fakat tasavvuf erbabının çoğunluğu yokluklara göğüs germek suretiyle nefsini kötü hallerden arıtan sabırlı fakiri zengine tercih etmişlerdir. Tok gözlü bir fakirin cimri bir zenginden kat kat üstün olduğunda şüphe yoktur. Tok gözlü bir fakir düşün. Kanaatkar, barakada bile yatsa elhamdülillah diyor. Benim daha kötüleri var diyor. Hiç evi barkı olmayanlar da var diyor. Hep Allah'a şükür halinde. Hep hamd halinde. Bir de düşün ki cimri bir zengin. Ne zaman nasılsın diye sorsan ooo işler kötü. Vallahi bildiğin gibi de borçlar alıp götürüyor. Hep böyle. Bir şey istemiyor ondan. Hikmet hani. Rüzgar ondan gidip bir şey isteyeceksin ya güya. Öyle hep öyle korku içerisinde yaşar o. Birileri ondan bir şey isteyecek ya. Cebinde de akrep vardır onu. Hiçbir zaman çıkarıp da para veremez o. O böyle kişi. Akrep var sokar onu. Yani Allah muhafaza buyursun. Yani böyle bir fakir böyle bir zenginden böyle cimri bir zenginden kat kat üstündür kardeşim. Ama dünya varlığının kendisini şımartmadığı bir zengin Ebu Bekir gibi, Osman gibi, Abdurrahman gibi radıyallahu anhüm yaptığı hayırların yanı sıra kötü hallerden arınmak için de üstün gayret sarf etmişse bir bakıyorsun ki arkadaşlar hem bu mal onu şımartmamış. Yani kalbinde yer etmemiş. Ne demek kalbinde yer etmemiş? Faize krediye bulaşmıyor. Ticaret esnasında yalan söylemiyor. Sözünde duruyor hikmet. İnsanları aldatmıyor. Kalbinde yer etmemek bu demek. Senin mal eğer kalbinde yer ederse sen o zaman hırs gösterirsin. Daha fazla olması için. O zaman aldatırsın da, yalan da söylersin, sahtekarlık da yaparsın, çalarsın, çırparsın da. Ama gönlünde yer etmemişse bu, bunlardan uzak durursun. O zaman sen sadık bir tüccar olursun. Sadık bir işçi olursun. Bunu istiyor zaten efendim bizim dinimiz bizde. Eğer bunlar varsa, bir de haramlardan uzak durmak için bir gayret sarf ediyorsan, bir de Allah-u Teala'nın şeriatına hizmette bir payın varsa, bu ümmete hizmet ediyorsan kardeşim sen, ustazafları gözetiyorsan, ya kardeşim tamam işte ya. O zaman bu kişinin, bu zenginin daha üstün olacağında hiçbir şekilde şüphe yoktur dostlar. Rabbim bizi bunlardan eylesin. Yani hem zengin olup da hem de bu malı iyi bir şekilde değerlendirebilen, helallere, haramlara dikkat eden, farzları asla ihmal etmeyen, haramlardan şiddetle kaçınan, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnete sımsıkı yapışan, ve bu ümmete hizmet eden
şeriat hizmet eden bahtiyar kullarından eylesin. Rabbim bizi onlardan eylesin. Vermezse Allah şükrederiz. Vardır bir bildiği. Vardır bir bildiği. Demek ki ben gayret ederim. Çalışırım, çabalarım. Vermiyorsa Allah kardeşim. Ha demek ki verirse ben şımaracağım kardeşim. Verirse belki sabah namazı camiye gitmeyeceğim ben bir daha bundan sonra. Misal örnek olarak veriyorum. Sabah artık bundan sonra namazları ihmal etmeye başlayacağım. Cumalara gitmemeye başlayacağım. Neyse artık şımaracağım. Ondan sonra bu mal beni cehenneme sürükleyecek. Belki. Belki böyle olacak. Allah biliyor. Sen bilmiyorsun ki. Allah ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Sen gayretini göster. Gerisini Allah'a bırak. Diye düşünmemiz gerekiyor. Hadisten öğrendiklerimiz dostlar. Birinci olarak yoksul oldukları gerekçesiyle fakirleri hor görmek asla doğru değildir. Allah'ın rızasını kazanmış bir fakir Allah yoluna uzak duran milyarlarca zenginden daha üstündür. Bak bizim ölçümüz bu olmalı dostlar. Adam biliyorsun ki arabası var, evi var, zengin, işte mesleği iyi ama adamda namaz yok, Kur'an yok, abdest yok, hiçbir şey yok. Eğer sen bu adamı böyle gözünde büyütüyorsan kardeşim, onu gördüğünde el pençe duruyorsan yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Sen ne biçim Müslümansın? Öbür Müslümanı da görünce hiç taktığın yok, değer verdiğin yok. Hiçbir şekilde selam vermiyorsun. Sen ne kadar yüzsüz bir Müslümansın derler yarın melekler sana. Allah muhafaza buyursun. İkinci olarak bir insanın değeri soyu sopuyla sahip olduğu makam mevkiyle ölçülemez. İnsanı değerli kılan Allah'a karşı beslediği üstün saygıdır, takvadır. İnne ekramekum indallahi etkakum. Bitti bu bir kanundur. Allah katında en değerli olanınız Allah'a karşı en çok saygı besleyen, emirlerini, yasaklarını en çok yerine getirenlerdir diyor Allah-u Teala. Bu ister zengin olsun ister fakir olsun fark etmiyor. Genellikle ama zenginler kibirli, şımarık oldukları için arkadaşlar genellikle her zaman değil. Genellikle böyle olduğu için Efendimiz Aleyhisselam hadiste bunu zikrediyor bak. Genellikle fakirler, mustazaflar daha takva, daha çok Allah'a yakın oldukları bir gerçektir. Bu bir gerçek. Diğer hadislerde de mesela bunu öğreneceğiz. Ama hedefimiz kardeşler zengin olmaya çalışmak ama dünyanın şımartmadığı, malın kalbe yer etmediği ve haramlara bizi ulaştırmadığı, farzlardan bizi ihmal etmediği, bu ümmete hizmetten bizi alıkoymadığı bir mal kazanmak bize teşvik ediliyor. Üçüncü olarak evlenirken erkekte ve kadında dindarlık aranmalıdır. Geçici olan maddi zenginlik önemli değildir. Bu da bizim bir zafiyetimiz. Ne demişti bu sahabi bile dedi bak bu sahabi. Ya bu adama kimse kız vermez ya. Öbürü ise zengin ona herkes kız verir ona. Demek ki o dönemde bile varmış bak arkadaşlar. O dönemde bile böyle bir düşünceye sahiplermiş insanlar. Bu fakir kimse ona kız vermez. Demek ki bizim ölçümüz bu olmamalı. Maalesef biz bu hatayı çok yapıyoruz bak. Evimize biri geliyor, ne iş yapıyorsun oğlum? Ya ilk bu sorulur mu ya? Ne iş yapıyorsun oğlum? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Daha namaz yok, abdest yok, hiçbir şey sormamışsın sen. Adamın takvasını hiçbir şeyle ölçmemişsin. Ne iş yapıyorsun? Hangi okulu bitirdin? Diploman var mı? Sigortan var mı? Neyse artık. Bunlar gereksiz olduğunu söylemiyor. Evin var mı? Hani varsa namazı sonra da evlenince de kılar Ümit. Yani evlenin. Tamam o sonra olur canım. Sonra kapanır. Sonra olur. Sonra bütün bu işler sonra olur. Olmaz kardeşim. 25 yaşına gelmiş hala namaz kılmamışsa evlendikten sonra da bu adam kılmaz. Evlendikten sonra ne düzelsin? Allah onu düzeltememiş. Karısını düzeltecek. Bunu böyle bilmek gerekiyor. Yani kızlarımızı istediği zaman birileri bizim kızlarımızı istemeye geldiğinde yani Allah aşkına ilk sorumuz ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun olmasın ya. Elbette bak bunu da soralım. Ayrı bir konu. Yani tembel Müslümanı da istemiyoruz biz ama adamın bir takvasını ölç ya. Takvasını ölç. Bir dene bakayım. Ölçümüz bu olmalı. Takva olmalı. Rabbim bu hadis-i şerifleri ihlasla uygulayan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.